şimdi böyle kitabını, tabi kitap kendisine böyle yümünü veriyorsa, hayır bereket vaat eder şekilde, aynı zamanda sağdan veriliyorsa, o kelime işte iki manaya da geliyor. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Bak seviyeye göre burada. Hesabı yesirle o muhasebe görecektir. Katiyen burada. Sevfe istikbale delalet ediyor. Fakat burada tefsirciler kati manasını veriyorlar. Mutlaka onun hesabı yesir, kolay olacaktır. İşin içinden hemen şipşak Allah'ın izniyle sıyrılıp çıkacaktır. Hesabı yesiri Ayşe validemiz Efendimiz'e sorunca o defterini bir yönüyle böyle yeşil şey gibi, pasaport gibi veya kırmızı pasaport gibi veya uluslararası pasaport gibi bir şey. Efendim Necm suresinde ifade buyurulduğu gibi kebairden içtinab ediyor. İllel lemem diyor. İnne rabbeke vasiul mağfire diyor orada da. Belki içinde sagair günahları var. Muhakkaten düşmüş, sürçmüş, zelle yaşamış. Şeytanın vesvesesine gelmiş insanlar. Oraya gelince bakılıyor ona. O büyük şeyler yoksa işin içinde sen geç diyorlar burada. Buna isterseniz melaike-i kiramın Cenab-ı Hakk'ın izniyle iltiması diyebilirsiniz. Allah'a nispet ettiğinizde de buna Hazreti Sultan'ın ülufe-i şahanesi nazarıyla bakabilirsiniz. Efendimiz de öyle ifade ediyor. Buyuruyor ki insan hesaba çekildiği zaman فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْغَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Eline sevinerek, sevinç için, neşe içinde, pür neşe, nimetlerin esasen masariyetleri onların üzerinde birer behçet, birer neşe, birer sevinç şeklinde tebellür ediyor. Bunlar da ehillerine sevinç içinde dönerler. Bir taraftan hesap. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Efendimiz buyuruyor ki, bir insan ciddi günahlarından dolayı hesaba çekilirse şayet o mahvoldu demektir. Fızanallah. Fakat burada hesabı yesirin manası sadece defterine bakılıp böyle günah-ı kebairle kirletilmemişse o defter sen de geç falan derler. O da işte bir pasaportla geçiyor gibi geçer oradan. Dolayısıyla da وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. İnkılap tabiriyle يَنْسَبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا değil. يَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. O kelimenin seçilişinde de Allah'a olan tefsirciler dedi mi demedi mi bilmem de yani o ana kadar tir tir titreyen korku içinde acaba başıma ne gelecek falan derdiler. Birdenbire ona hesabı yesir filan gösterilince adeta tabiatı, ruh dünyası, kalp dünyası, sevinç dünyası itibariyle de bir inkılap yaşıyor. Bir değişim yaşıyor. Bir değişim yaşayarak ehlinin yanına gidiyor. O ana kadar abuz, yüzü asık, başıma ne gelecek endişesiyle tir tir titriyor ve terliyor. Fakat orada öyle o şeyden geçince birdenbire değişiyor. Neşe, her tarafından neşe dökülüyor. Allah alem, hani demedi tefsirciler belki. O inkılapta da öyle bu. Ve aynı zamanda infial babından olması tabiatına mar olmuş. Yani galleballahu fengalebe demek. Allah Celle Celaluhu onu o hale çevirdi. O da hakikaten tabiatının bir derinliği olarak bir yönüyle kendisini o hal içinde hissetti. Yani azıcık o iştikak şeylerini bilenler daha rahat anlayacaklardır. Benzeri ayetlerde anlatılan kitabın sağdan alması ne demektir? Allah-u Alem demeye çalıştım ben. O bir taraftan sağ, yümün manasına, bereket manasına, hayır manasına, endişe duyulmayacak bir ita manasına geliyor. Bir taraftan da böyle bir hadiseyi, böyle bir icraatı Sübhani Cenab-ı Hak sağdan veriyor. Çünkü yemin sağ demek, aynı zamanda o yümün bereket demek, uygun olan odur esasen. Kitabı sağdan almak ne demektir? Hesabı yesir nasıl olur? Haz etmeye çalıştım onu. Hesabı yesir deyince, yani sadece belki defterine bakıyorlar, işte geç diyorlar, öyle oluyor. Onun karşılığı hesabı asir eğer bir şey diyeceksek, hafizanallah. İneden ipliğe insana sorarlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Atom ağırlığı bir hayır yapmışsan karşılığını görürsün. Atom ağırlığı bir şer yapmışsan onun da karşılığını görürsün. Allah o duruma düşürmesin. Hesabı yesirle evvela sırat işte odur yani.